Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvizu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ahirete irtihar denilen rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşharevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz, hazırun, dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmesine emeği geçen, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Eballahu en yarzuka abdel mu'mine. Evet. Allah Zülcel Hazretleri mümin kuluna vermek istemez. İlla min hazula yahtesib. Şimdi bu Arapça öyle bir dil. Olumsuz cümleyle başlıyor. İlla dedi mi çok kuvvetli anlamına geliyor bu. Allah Zülcel Hazretleri mutlaka mümin kuluna hesap etmediği yerden rızıklandırır. Mümin ne demek? Takva sahibi demek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adam küfürden korunmuştur. İslam dairesine girmiştir. Küfürden kaçmış, iman dairesine girmiştir. Bu da takvanın en aşağı rütbesidir. Buna inandıktan sonra Allah'ın zina etmeyin, haramlara ulaşmayın, hırsızlık etmeyin, yalan söylemeyin, rüşvet almayın, işte ne bileyim içki içmeyin, kumar oynamayın, kimsenin hakkını tecavüz etmeyin gibi emirlerine de yerine getireceksin. Emir. Buna takva diyorlar. Allah'ın haram kıldığı veya haram olması şüpheli olan şeylerden uzak kalan adama müttaki diyorlar. Uzak kalmaya takva diyorlar. İşte böyle Allah'ın haramlarından böyle çekindim bir adam, hesap etmediği yerden Allah onu mutlaka rızıklandırır. Mutlaka rızıklandırır. Ama tabii hep imtihandan sonra. Şimdi piyasada farz muhal. Misal veriyoruz. Şu adam böyledir demiyoruz. Herkes vergi kaçırıyor. Yalan dolan satıyor. Efendim kara para filan diyorlar işte, kaçakçılık yapıyor, el altından neler satmıyor ki para kazancım diye. Ve bakıyorsun Mercedes alıyor, daireler alıyor falan. Sen de namusunla çalışan bir esnafsın, tüccarsın, böyle zor zoruna evi geçindiriyorsun. Evde hanım diyor ki bak adam araba aldı, sen adam mısın, bizde bir araba yok, hala yayayız falan filan. Adam çocuğunu özel okulda okutuyor, biz daha falan. Evden de sıkıştırıyorlar. Arkadaşlar diyor, ha diyor, sen de öyle çok şey et bakalım, saf adam. Herkes köşeyi dönsün, toplum böyle seni sıkıştırıyor. Evet, böyleyken sen de Müslümansın. Karanlık iş yapacağın olsam bile eve geliyorsun. Hanım diyor, ne yaptın efendi bugün? Şöyle şöyle, bir daha getirme diyor hanım. Ben haram lokma yemek istemiyorum. Aç kalmaya razıyım ama helalinden getir. Böyle hanım olsun. Adam da diyor ki her şeye rağmen ben helal lokma yiyeceğim.
çocuklarıma, evladıma helal lokma yedireceğim. Sabrediyor sıkıntılara, göğüs geriyor. Zor bir iş bu. Zor bir iş, kolay değil. Burada konuşması kadar kolay değil. Bu zoru başaranlara bir de bakıyorsun. Ama bir hayli terlettikten sonra ummadığı yerden rızık verir diyor. Hadis-i şerif bu. Peygamber öyle söylüyor. Hem de mutlaka verir diyor. Ummadığı yerden verir. Ummadığı yerden verir. Evet, şimdi bu konuda misallere geçmeyelim. Sizler bunu bilirsiniz. Evvelce işportucu olan Türkiye'nin bir numarası. Dürüstlük bu. Dürüst. Vaktiyle işportucu olursun. Sonra Allah yürü kulum der. Sürünürsün filan ama sonra neler olursun? Onu söylüyor. Dürüst davran. Harama el uzatma. Allah ummadığın yerden rızıklandırmayı kabul eder. Öyle karar veriyor. Öyle diledi diyor hadis-i şerif. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de buna dair ayet-i celile var. Ayet-i celile var. Ve men yettakillâhe yec'al lehu mahrecen. Kim Allah'tan korkarsa, pis işlere elini uzatmazsa, bulaşmazsa, haram işlere karışmazsa, karanlık işleri yapmazsa, Allah içinde bulunduğu sıkıntılardan ona bir çıkış ihsan eder. Ben bu Kur'an'a inanıyorum. Müslüman olarak hepimiz inanıyoruz. Allah yalan söyler mi hiç? Bu sıkıntılara rağmen sabreder, kirli işlere elini bulaştırmazsan, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, bir çıkış verir. وَيَرْزُقُ, evet öyle söylüyor. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ, ummadığı yerden, hesap etmediği yerden onu merzuk kılar diyor. Öyle buyuruyor. Biz de bu Kur'an'a inanıyoruz. Her durumda dürüst olacağız. Hocaysak dürüst olacağız. Esnafsak dürüst olacağız. Memursak dürüst olacağız. Her şeye rağmen dürüst olacağız. Burnumuz sürtülebilir. Bizi bir takım sıkıntılara sokabilirler. Çünkü herkes böyleyse senin dürüst adamı sevmezler. Çünkü bizi ele verir diye. Buna rağmen dayanacaksın. Bir gün onların başına Allah seni müdür edecek. Öyle diyor bak. Yalnız diyor imtihanı kazanmak lazım diyor. Kur'an böyle söylüyor. Muhammed Mustafa böyle söylüyor. Hadis-i şerifi Beyhaki Hazreti Ali'den nakletmiş. Deylemi Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Eballahu en yakbele amele sahibi bid'atin. Allah Zülcel Hazretleri bid'at sahibinin amelini kabul etmez. Hatta yed'a bid'atahu, bid'atını terk etmedikçe. Bid'at dinde olmayan şey dedim. Peygamberimiz buyuruyor ki evlenin, çuvalın. Evlendiğiniz zaman da en fakiriniz bile olsa bir koyun keserek eşe dosta ziyafet çekin diyor. Peygamberin emri bu. Velev bişatin evlim, düğün yemeği ver. Velev bişatin, bir koyun kes. Bir düğün yemeği Anadolu'da yaparlar. 3 günden fazlası israftır. 3 güne kadar bir şey yok. 3 günü doldurma. Bizim orada zaten 3 günü doldurmazlar. 2,5 gün gelin biner. Bunu düşün. Bizim Anadolu insanı sünnetleri çok iyi biliyor, uyguluyor. Şehirlere bir şey demiyorum. Onlar artık bu gibi şeyler. O 1 saat gidiliyor falan. Yani ziyafet güzel. Düğün ziyafeti. Bak peygamber böyle dediği için. Hatta diyor ki İzâ du'itum ilel velîme, düğün yemeğine çağrıldığınızda gitmedin. Fakat asallâhe ve rasûlehu, Allah ve Resulü Muhammed Mustafa'ya isyan etmiş olur diyor. Neden? Mümin kardeşidir. Bayram elle olur. Düğün elle olur. Düğün şenlik demek. Bayram şenlik demek. İnsanlar bir araya gelmezse şenlik olur mu? Bir adam odanın bir köşede otursa neyle şenlik yapacak? Bir başka insan olacak. Onun için düğüne gideceksin. Adam neşeli, güler yüzlü olacak. Düğün ediyor. Haramdan kurtul, haram işlemedim. Haram işlemeden Allah'ın emrine uyuyorum diye bir şükür yemeği, düğün yemeği. Sen gideceksin. Müminin sevinçli gününde ortak olacaksın.
Kederli gününde de teselli için gideceksin. İslam budur. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe anamıza nereden geliyorsun Ayşe'cim demiş. Düğünden demiş. Nereden? Düğünden. Hani demiş nerede düğün? Düğün dedin böyle biraz zamburtu zumburtu olur. Şenlik olur. Hiçbir şey yok. Alinu bittufufi. Def çalın düğünü ilan edin diyor. Anadolu'da eskiden def çalınırdı. Şimdi biz davul zurnaya bir şey demiyoruz. Tamam çalın. Ama aslan sütüne yer yok. Şaraba yer yok. Kur'an haram diyor. Peygamber haram diyor. Sen şimdi bu güzel düğününe Müslüman adamsın. Oğlun ısrar ediyor. Hayatta bir defa oluyor baba. Hayatta bir defa oluyor. Bastırmış. Eh peki demiş. Kaldırmış sana içkileri. Güzel düğüne içki getirirsen Peygamberin sünnetinde içki var mı? Kur'an'da içki var mı? Ne oluyor bu? Bid'at oluyor. Ne olacak yani? Bak diyor hadisi onu okudum size. Bid'at sahibi adam ibadet ettiyse bid'atını terk etmedikçe, tövbe etmedikçe, bir daha işlememe kesin karar vermedikçe yaptığı ameli kabul etmez Allah diyor. Hadis-i şerif okuyorum ben de size. Evet, hadis-i şerif okuyorum. Bid'at, bir bid'at söyledim size. Bundan vazgeçeceğiz. Yemek vereceğiz. İmkanımız ölçüsünde en kaliteli yemek vereceğiz. Sevap. Eşi dostu çağıracağız. Fakir fukarayı da çağıracağız ama sadece zenginleri değil. Herkesi çağıracağız. Yiyin, yiyin diyeceğiz. Ne kadar güzel. Ama oraya İslami ölçülerin dışına çıkacak şekilde düğün yaparsanız, içki içirirseniz veya gider dansöz oynatırsanız, kadın erkek oynarsa birbirlerinin önünde, bu dinde yok. Biz tabii kendi kanaatimiz konuşmuyoruz. Ve la teberrucel cahiliye. Cahiliye kadınların kendilerini açık saçık millete gösterdiği gibi yapmayın diyor Kur'an'da Allah. Ben hiçbir Türk erkeğinin karısının başka erkekler önünde gerdan kırmasından zevk alacağını sanmıyorum. Türkler namusuna çok düşkündür. Allah da onu söylüyor zaten. Ama kadınlar kendi aralarında evi yıksınlar. Problem değil. Şenlik istiyor peygamber. Kurtlarını döksünler. Ama ellerin erkeği önünde kadınların oynamasına dinimiz cevaz vermiyor. Sen de onun da başındaysan peygamber biz sana da çok kızıyor. Korumakla yükümlüsün. Hanımını korumakla yükümlüsün. Ses çıkarmıyorsan çok kızıyor. Böyle düğünler bid'at oluyor yani. Onu söylemek istiyorum. Böyle düğünler bid'at oluyor. Tabii ben söylüyorum. Kabul edip etmemek gene size ait. Hadis-i şerif okudum. Size arz ettim. Bu bir bid'attır. Biraz daha sıkıştıracağım. Özür dilerim. Evet. Peygamber sigara içti mi? Bana söyler misiniz? Peygamber sigara içti mi? Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da Peygamber sigara içti derse ben her gün sigara içtim. Yok. Ve doktorlar diyor ki kanserin %85'i sigaradan. Amerika'da bilim adamlar diyorlar ki sigara aynen esrardır, eroindir. Ben bunu kulağımda duydum. Bütün bilim adamları ittifakla sigara içmek bid'attır arkadaş. Kur'an'da yok, sünnette yok. Eski kitaplarda bir şeymiş efendim, kerahat deniyormuş. Tamam. Eski kitaplarda öyle dediğini ben de biliyorum. Ama o zaman, ya o zaman insanları çok sağlam bünyeliydi, sigaranın zararı yoktu, iş geçiremiyordu. Ya da o zamanki bilgiye göre sigaranın bu kadar tehlikeli, zararlı olacağını o adamlar bilmiyordu. Mümkündür. Onun için helal demiyorlar. Kerahat diyorlar gene. Kerih. Dinde iyi değil ama haram demiyorlar. Şimdi ama dünya bilim adamları ittifakla, ben Amerika'da bilim adam ittifakla kararını duydum kulağımla. Sigara esrar ve eroin gibidir. Mutlak zararlıdır dediler. Amerika'da kongre oldu, bilimsel kongre. Ben kulağımla duydum. Şimdi ben fıkıh hocasıyım. Usul fıkıhta bir kural vardır.
mutlak zararlı olanlar haramdır. Zehir içebilir misin? Neden? Mutlak zararlıdır. Evet. Öyle dedi adam, esrar ve eroin gibidir dedi, dediler. Ben de diyorum ki ayrıca sigara bid'attır. Sigara içenler lütfen sigarayı bırakın. Sağlığınıza kavuşun. Bir adam tanıyorum. Arkadaşım yanında çalışıyor. Doktor demiş ki damarların tıkanmış. Sakın demiş sigara içme. Adam geldi doktordan. Bir paket içiyordu. İki paketi çıkardı. Doktor demiş ki sigara içersen bir ay fazla yaşayamazsın. İki paketi çıkarınca haftasına küt gitti. Bu adam intihar etti din açısından. Kur'an'da ayet var. Kendinizi tehlikeye atmayın. Doktor demiş ya tıp ben demiş senin damarların ciğerlerin şeyler tıkanmış. Sakın sigara içme öleceksin. Buna rağmen sigara içeceğiz. Bu adam intihar eder. İntihar da haramdır. Hatta intihar eden namazı kılıp kılmamış tartışmalıdır. İmam-ı Azam kılınmaz diyor. Talebeleri sadece bu delidir. Delinin de namazı kılınır dedin ya hocam diyor. Deli sınıfına sokuyorlar da öyle kılıyorlar. Biz de kılıyoruz ama onların imamiyenin görüşüne göre deli diye kılıyoruz. İmam-ı Azam kılınmaz diyor. Allah verdiği canı Allah alır. Senin o canı alma hakkın yok. Vücut, sağlık, beden Allah'ın emanetidir. Sana verdiği gibi temiz götüreceksin. Emanete riayet etmezsen hain muamelesi göreceksin. Onun için içki haramdır. Onun için böyle zehir haramdır. Zararlı şeyler haramdır. E şimdi tıp ben, bakan söylüyor. Herkes söylüyor. Kanun çıktı yahu kanun. Sigara yasağı kanun çıktı. Buna rağmen sen sigara içersen... O da bid'at konumuz, o da bid'attır ve bid'atı terk etmezsen ben okuyorum, tercüme ediyorum. Öyle söylüyor. Eballahu en yakbale amele sahibi bid'atin. Bid'at sahibinin yaptığı ibadeti, hayırları Allah hatta yeda'a bid'atını terk etmedikçe kabul etmez. Askıya alır. Öyle diyorsunuz şimdi askıya alındı. Askıya alır. Öyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yaptığı şey geçersiz midir? Hayır. O zaman sigara içenler namazı olmuyor mu hocam? Şimdi onu soracaksın. Bu hoca da onları cevaplamış. Mesela şimdi bir sürü adam hacca gidiyor. Allah herkese nasip etsin. İslam'ın beş direğinden birisi biliyorsunuz. E şimdi gidiyoruz. Haccın işte ihram, niyet, farz. Arafat'ta vakfe farz, Kabe'ye gelip de döndün mü farz. Bu üçünü yaptınız mı hacı olursunuz fıkıh açısından. Vaciplerini terk ederseniz kurban kesersiniz. Sünnetlerini terk ederseniz ne akılsız adamsın kaçırdın derler. Hepsini yaparsın hacı mebrur olur, günahınız sıfır olur. Fetvası böyle. Ama hacılar orada defter açılıyor, kütük. Hacca geldi, hacca geldi diye. Mesela Hacer-i Esved şehadet edecek gelenlere. Geldi, selamladı beni diye lehinde şahitlik edecek. Hadis-i şerifler var. Defter, kütük var orada. Mahşer oldu sen hacca gittim diye gidiyorsun. Paran karışık. Para iyi değil. Orada işte o ibadetinden hırsızlık yapanlar gibi böyle zor gelmiş. Ben de hacıyım bakıyorlar. Kusura bakma kaydın yok burada derlerse ne diyeceğiz? Onu Allah biliyor. Onu Allah biliyor. Onun için namazın 12 farzı var arkadaş. O farza uydun mu? Tamam bana sorsanız tamam namaz kıldın. Ama benim bilmediğim bir taraf var. Acaba bu yazanlar oraya sevap yazıyorlar mı? Orada anlaşılacak. İkra kitabe kitabımızı okuyacağız herkes. Onun için bunları düşünelim. Güzel peygamberimizin bu uyarılarına kulak verelim. Şu mereti atalım yahu. Şu mereti atalım. Sigara içenlere söylüyorum. Yani Allah bütün müminleri affetsin tabii. Evet affetsin. Ama boşuna kürek çeken durumda düşmeyelim. Bid'at sahibinin sevabı olmaz diyor. Sevabı olmaz diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet hadisin metnini tekrarlayalım. Eballahu en yakbele amele sahibi bid'atin.
Allah Zülcelal Hazretleri bid'at sahibinin amelini kabul etmez. Hatta yed'a bid'atahu, bid'atını terk etmedikçe diyor hadis-i şerif bu. Şimdi bu konuda bazı açıklamalar getirmiş. Tabi bu büyük bir hoca, bizi de böyle güzel yükselin diye hepsini söylemiş. Ben de size aktarıyorum. Efendim mesela diyor ki burada, mesela abdestsiz adamın namazı geçerli olur mu? Olmaz. Abdest namazın şartı. Ha şimdi namaz kılacaksınız, abdestiniz de var. Namazı bir adam var, evinin arsasına kimsenin girmesini istemiyor. Giremezsiniz diyor. Namaz kılın, giremezsin diyor. Öyle adamlar oluyor, kıldırmıyor. Biz rastladık. Kılamazsın ya diyor. Bana ne senin namazın diyor. Böyle bir rızası olmayan adamın arsasında namaz kılsanız, evet 12 farz var ama, var ama orada namaz kılmak sana sevap kazandırmaz. Namaz kıl, evet. Yolda, ana yolda gidiyorsunuz. Herkes gelip geçtiği yolda, adam hiç düşüncesizlik yapmış, ana yolun ortasına 2-3 arkadaş namaz kılmaya başlamışlar. Gelen bakıyor, namaz kılıyorlar, bir şey de diyemiyor. Yazlık sıkışıyorlar falan. Evet efendim, namaz kıldın ama sevap yazmadılar sana. Lanetli oldun. Müminlerin, insanların yolunu tıkayan adam lanetli olur diyor peygamber. Bunun gibi mesela sorsalar bana, adam rakıyı içmiş evinde. Gelmiş abdest almış, sarhoş değil. Sarhoş değil, aklı başı yerinde. Gelmiş camiye, abdest almış gelmiş. Ben hoca olarak çık dışlar diyemem. Günah işleyen camiye gelmez diye bir kural yok. Günah işleyen camiye gelebilir. Günah işlemeyen adam var mı? Değil mi? Ama midesi rakı dolu. Namazı kıldı gitti. 12 farz var. Sevap aldı mı? Peygamber diyor ki sevap alamaz. Bid'at ehli de böyle. Yani biz müftiye sorsanız, tamam kardeşim namazın var, orucun var. Var deriz ama peygamber diyor ki sevap alamaz. Defterde karşılığı yok. Bid'atı terk etmedikçe, üstünde haram bir şey varsa, haram lokma varsa, mesela haramdan bir elbise varsa, böyle namaz kılıyor adam. Bakıyorsun 12 farz tamam. Sevap alır mı? Burada alamaz diyor. Ne diyor bakın peygamberimiz bir hadisinde. Men salla fi sevbin kıymetu aşaratu derahim fihi dirhemun haram lem yakbelillahu lehu salaten ma dama aleyhi. Haramdan parayla elbise almış. Hepsi değil. Üzerindeki elbisenin aldığı paranın diyor burada hadis bu. 10 dirhemlik bir elbisenin bir dirhemi haramsa namazı da sevap olmaz diyor. İçki midesinde olan adamın namazında sevap olmaz diyor. Hadisler böyle. Ben duyuruyorum vazgeçin diye. Vazgeçin diye. Şimdi Allah duası, namazına, ameline şey yazmıyor, sevap yazmıyor. Midende rakı şarap varken, haram lokma varken Azrail gelse, şimdi mantıken düşünelim. Bir dakika, ben dün içki içmiştim ya. Bir dakika, ben kurtulayım ondan, dinler mi? Emri yerine getirir. Allah sana rahmet eder mi, merhamet eder mi? Akıllı adam bence ölü veririm diye içki içmez. Zina etmez. O sırada ölü verirse ne olacak? Gölüm gelebilir ya. Akıllı adam bunları yapmaz. İşte böyle bid'at ehlinin amelini kabul etmez diyor. Haram elbise giymez, haram lokma yemez. İbadetim geçerli olsun diye. Hadis-i şerifi İbn-i Mace, İbn-i Ebi Asım, Ebu Nasr Secezi, İbn-i Neccar, Abdullah İbn-i Abbas'tan Deylemi, Hatip Bağdadi, keza ondan nakletmişler. Öyle diyor. Bid'at sahibinin Allah namazını, orucunu, sadakasını, haccını, ömresini, cihadını, farzını, nafilesini kabul etmez diyor. Hadis-i şerif böyle. Hadis-i şerif yani ben herkesi cehenneme sokup da
bundan zevk alan bir adam değilim. Cennet çok geniş. Bütün insanlar dolacak dolacak cennete. Cennet yine boş kalacak. Allah o boşluğu, cennet üzülmesin diye halk, yeniden halk yaratıp dolduracak. Gönlü şey, üzülmesin diye. Cennet çok geniş, çok geniş. Yani öyle bir niyetim yok. Herkes isterim cennete gitsin ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle uyarıları var. Sen de Müslümansın. Ben duyuruyorum. Attığın adım buna göre at diyorum. Düşüncesizlik yapma diyorum. Bunlar yapmışsalar bitti mi? Yok estağfurullah. Öyle bir şey de söylemedim. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Ayet. İnnallâh yâfırı zünübe cemî'a. Allah bütün günahları affeder. Tevbe ettikten sonra ama. Benim demek istediğim ya o sırada tevbe etmeden ölüversen ne olacak? Evet yine cehenneme gider demiyorum sakın ha öyle bir şey söylemiyorum. İşi çetrefil, karışık. En iyisi korkulu rüya görmektense uyanık yapmak lazım. Haram şeylere bulaşmamak lazım. Peygamberimizin bu güzel uyarısına kulak vermek lazım. Eballahu en yec'ale lil belâi sultanan ala bedeni abdihi. Allah Celle Celalu el mümin, mümin kulun bedeninde belaya saltanat vermez. Belayı hakim kılmaz Allah, kılmaz. Şimdi öyle bir hadis okuduk ki, bir hadis-i şerif var. Men yuridillahu bi hayran yusab minhu. Allah'ın hayır dilediği kuluna Allah bela verir. Ne demek bu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyururken ateşler içinde yanıyormuş. Ayşe anamız yaş bezi koyuyormuş alnına, anında buharlaşıyormuş, kavruluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya daha üstünü var mı? Evet, Allah'ın hayır dilediğini Allah böyle musibet verir, belanın çetinini verir. Peygamberimiz başına gelen belalar kadar hiçbir insana bela gelmemiştir. Ama kainatın en yüksek rütbelisi de odur. Belalar insanların rütbesini artırır, günah değil yoksa. Günahlıysa günahlarının kefareti olur. Çünkü belaya uğrayan adam zari zari ağlar. Allah der, yapma ya Rabbi, etme, kılma. Allah der. Hiç aklına gelmeyen adam, değil mi? Ben gençliğimde Beyoğlu'nda bir sokak, işkiciler sokağı vardı. Şimdi ne yaptılar bilmiyorum. Gazetede okudum. Bir deprem oldu. Ben de yemek yiyordum. Akşam böyle sofra oynuyor böyle. Öyle şiddetli bir deprem. Nasıl Allah diye bağırmışlar, sarhoşlar. Gazete yazıyor. Allah diye sokağa. Bak bela böyle insana Allah dedirir. Allah o mümini seviyor. Bir de var aman be deyip de devam eden de var ya, Allah korusun. Müminlere böyle sıkıntı verir, günahları affolsun diye. Allah dedirir, sildirir, siler. Onu söylüyor. Şimdi bu maksatla bela verir. Günahını affettirmek için, dereceni yükseltmek için, imtihan etmek için bela verir. Zaten bela imtihan demek. Mesela çocuklar, evlat imtihandır. Kur'an'da yazıyor. İnne innema emvalukum ve evladukum fitne. Fitne imtihan demektir. Evlat imtihan sebebidir. İyi yetiştiriyor mu, yetiştirmiyor mu? Doğru dürüst ol diyor mu, demiyor mu? Mesela mal öyledir. Nasıl olsa olsun diyor mu, demiyor mu? Güzel helalinden kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Kazandıktan sonra güzel hayırlı yerle veriyor mu, vermiyor mu? Bunlar imtihandır hep bunlar. İşte bu dünyada da müminlerin başına bir şey geldiği zaman bu benim hakkımda hayırlıdır diye düşünecek. Hani çocuğu ölen, kocası ölen, kardeşi ölen adamın itiraz ettiği gibi nara atmayacak. Böyle sulu sulu ağlayacak. Allah'tan gelene ne denir diyecek. Allah da onun yüreğinin yanınca günahlarını silecek. Günahlarını silecek. İtiraz ederse de rahmetinden uzaklaştırıyor. Hadis-i şerifi o sadette anlamak lazım. Yani hasta olduğunuz zaman tedavisini yaptırmayın demek değil bu. Peygamberimizin emri var. Tedavi olununuz diyor. Tedavi olununuz. Allah hangi derdi indirdiyse dermanını da vermiştir diyor. Arayın bulun dermanını diyor. Ama olmadı.
benim hakkımda böyle hayırlıymış deyip itiraz yok. Bunu söylemek istiyoruz. İtiraz yok. Razı olacaksın, günahların affolunacak, derecen yükselecek. Böyledir diyor. Ve bu imtihan içindir diyor. Devamlı olmaz diyor. Eyyub Aleyhisselam biliyorsun çoluk çok zenginmiş. Çoluk çocuğu varmış. Şeytan demiş ki gece gündüz zikredermiş. Şeytan Allah'a demiş ki bu çok evladı var, çok zengin de ona şükrediyor. Deneriz demiş Allah. Evlatları gitmiş, serveti gitmiş, kendi hastalanmış. Karısına, karısı bakıyor. Hepsi yok, kimse kalmamış hayatta. Karısı bakıyor. Şimdi bu sırada yine Allah diyor, şükrediyor Allah'a. Şeytan gelmiş. Niye şükrediyorsun demiş ya, evlatların hepsi gitti. Bir karıya muhtaç oldun. Yatalaksın, aciz duruma düştün. El yemek gibi ekmek verirse yiyeceksin. Hala şükrediyorsun. Sende akıl var mı? O yine şükrediyor. Cenab-ı Hak demiş, ey Eyüp, bir isteğin var mı? Hayır ya Rabbi, ama şu melun rahatsız ediyor beni, onu gelmesin. Evet. Evet, ondan sonra da iyileştirmiş, imtihanı kazanmış. İyileştirmiş, yine zengin olmuş. Yine zengin olmuş, bu defa da bunlar hep bize örnek. Banyo yapıyormuş Eyyub Aleyhisselam. Cenab-ı Hak yine imtihan ediyor. Altın yağmış banyo yaptığı yere. Bu da hadis sahih. Çıplak yıkanmasını bırakıvermiş. O kadar zengin halbuki. Altın da toplamaya başlamış. Cenab-ı Hak vahyetmiş ona. Eyüp, bu kadar mal verdim, hala altın topluyorsun. Anlayışa bak efendi. Ya Rabbi, senin ikramını hor görmek olur mu? İncelik burada. Zenginler Allah'ın ikramıdır, nimetidir. Hor görülür mü? Allah'a bağlıyorsun yani. İncelik burada. İslam bu. İslam ben kazandım. Bırak ya bu masalları falan demeyeceksin. Ben çalıştım, Allah da verdi kardeşim ya. Şükür. Şükür dedikçe çok verecek sana. Öyle diyor. Le ezidenneküm. Le in şekertüm le ezidenneküm. Eyyub Aleyhisselam işi böyle. Evet, biz bunları, bu hadisleri okuyoruz. Kulağımıza küpe olsun. Böyle hayatımızda bize prensip olarak uygulayacağımız düsturlar olarak örnek olsun da iki cihanda yüzümüz ak çıksın diye. Öyle diyor Peygamberimiz. Naddarallahu İmran semiya makareti fevaahe ve bellevahe. Benim bir sözümü duyup belleyip tatbik eden, başkasına duyuranın Allah iki cihanda yüzünü avarsın diyor. Güzel değil mi bu hadisler? Ne güzel şeyler bunlar. Evet, biz de onun için bunları size duyuruyoruz. Bu hadis-i şerifi, Deylemi Hazreti Enes'ten nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet.